Herkese merhaba Bilgi Değirmeni kanalı izleyicileri. Bugünkü videomuzda Avrupa tarihinin en büyük alkol bağımlılığından, cin çılgınlığından bahsedeceğiz. Hadi videomuza geçelim. İnsanlık tarihinin alkollü içeceklerle tam 9000 yıllık bir bağ bulunuyor. Bugün zihni yatıştırmak için sıklıkla kullanılan alkol, uygarlığın doğuşuna tanıklık etmiş nadir metallerden. Bilim insanları ilk alkollü içeceği M.Ö. 7000-6500 yılları arasında Çin'de yapılmış olduğunu düşünüyor. O tarihten sonra dünyanın farklı bölgelerinde fermente edilmiş pek çok alkollü içki üretilmiştir. Antik Sümer ve Mısır döneminde alkolün tıp alanında kullanıldığı görülüyor. Özellikle depresyon ve çok ağrılı hastalıklarda alkol tüketilmesi tavsiye edilmiştir. Antik Yunan ve Roma'da ise özellikle şarap günlük keyif için tüketilen içki haline geliyor. Orta Çağ dönemine gelindiğinde ise cin çılgınlığı başlıyor. Orta Çağ Avrupa'sında bira gibi alkollü içecekler her sınıftan insanın tüketebildiği, ulaşılması kolay bir içki oluyor. Hatta alkol o kadar seviliyordu ki bira ve şarabın Tanrı'nın lütfu olduğu düşünülüyor. Ancak Orta Çağ'ın ilerleyen dönemlerinde sarhoş olma konusunda giderek artan bir kaygı oluşmaya başladı. Alkolün rahatlık ve vurdum duymazlık gibi etkilerinin toplum üzerinde tehdit oluşturduğu kanısı yaygınlaşıyordu. Tam da bu yıllarda Hollanda'da bir içki üretildi, cin. Bu alkollü içecek sayesinde koca bir yüzyıl Avrupalı insanlar tamamen sarhoş gezdi. Durum öyle bir haddeye ulaştı ki sonunda devlet çeşitli yasaklar çıkartmaya başladı. Gelin Avrupa'nın cin salgınına biraz da yakından bakın. Cin ilk olarak Hollandalı Doktor Franciscus Silvus tarafından üretildi. Adını Flemençe Genever kelimesinden alan bu içki uzun yıllar ilaç niyetine eczanelerde satıldı. Franciscus Silvus cini ardıç meyvesi, turunç, tarçın, meyan kökü ve anason gibi bitkileri damıtarak elde ediyordu. Sonrasında renksiz ve yoğun aromalı bir içki olarak ortaya çıkıyordu. Bu içki diğer alkollü içeceklere kıyasla daha saf ve sertti. Eskitilmeden şişelenip hemen satışa sunuluyordu. Eczacılar bu içkinin böbrek ve mide rahatsızlıklarının yanı sıra safra taşı ve gut gibi hastalıklara da iyi geldiğini söylüyordu. Bu nedenle çocuklar dışında her yaştan cinsiyetten insan düzenli olarak cin tüketmeye başladı. Cinin ana vatanı aslında Hollanda'ydı. Ancak bu içki kısa süre sonra İngiliz içkisi olarak ünlendi. Bunun sebebi ise William of Orange'dı. Hollanda asıllı William of Orange, kendisini İngiliz kralı ilan ettikten sonra yeni tebaasına Hollanda içkisini tanıtmış ve İngilizler bu içkiye kısa sürede alışmıştı. Tam da bu dönemde Avrupa kentleri sanayi devriminin etkisiyle büyümeye başlamıştı. 18. yüzyılda özellikle Londra'da büyük bir nüfus patlaması yaşanıyordu. 1700'lü yıllarda Londra'nın nüfusu 600 bin civarındaydı ki bu sayı 18. yüzyıl için inanılmaz büyük bir sayıydı. Kente göç eden bireylerin tek sorumluluğu fabrikalardaki işiydi. Köylerdeki sosyal kısıtlamaların hiçbiri kentlerde yoktu. Toplumu bir arada tutan dini cemaatler ve köy ailesi artık geride kalmıştı. Bunun yerini dolduran şey ise alkol oldu. İşçi sınıfı arasındaki yeni çılgınlık cin çarpması. 18. yüzyılda Avrupa kentlerinde yeni sosyal sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunların en önemlisi yoksulluk ve evsizlikti. Dünya büyük bir dönüşüm sürecine giriyordu. Teknoloji inanılmaz hızla gelişiyor, Avrupa'nın her noktasında fabrikalar kuruluyordu. Ancak nüfus yoğunluğu nedeniyle fabrikada çalışan işçilerin ücretleri çok düşüktü. Avrupa'da tam anlamıyla sefalet yaşanıyordu. Şehirlerdeki evsiz insanlar kederlerini çoğunlukla alkolle bastırma yolunu seçiyordu. Cin yaygınlaşmadan önce Avrupalılar sıklıkla bira içiyor ve bir noktaya kadar kadınlar da bira içerdi. Ancak birahaneler her zaman erkek alanları olarak görülmüştü. Yeni ve metropol olan cin bu eski alışkanlıkların hiçbirini hatırlatmıyordu. Cin etrafında kural yoktu. Kimin içebileceği, ne zaman içebileceği ya da ne kadar içebileceği konusunda hiçbir sosyal norm yoktu. Özellikle İngiltere'de alkol tüketimi öyle bir noktaya ulaşmıştı ki bu süreç tarihe cin çılgınlığı dönemi olarak geçti. Ancak kayıtlar 1720'li yıllarda cinin olumsuz bir itibar geliştirdiğini gösteriyor. Örneğin Middlesex'teki sulh hakimlerinin kayıtlarında cin aşağı türden insanların arasında işlenen tüm ahlaksızlıkların ve sefaletin temel nedeni olarak tanımlanmıştı. Yaygın sarhoşluk özellikle Londra şehrinde bir salgın haline geldi. Nihayet hükümet 1736'da cin yasasını harekete geçirdi. Bu yasayla alkol ağır bir şekilde vergilendirildi ve barlarda cin satmak için özel bir lisans taşınması zorunlu kılındı. Alkol bağımlılığı kötü şöhrete sahip sayısız olaya neden oluyordu. İnsanlar kıyafetlerini satarak içki alıyor ve hatta kendi çocuklarını öldürüyordu. Bu olayın en trajik olanı ise hiç kuşkusuz Judith Defoe vakasıydı. Judith kocasından ayrılmış fakir bir kadın. Yoksul olduğu için kızı Mary bakım evinde kalıyordu. Bir gün Judith çocuğunu dışarı çıkarmak istedi. Bakım evi yetkilileri Mary'ye güzel ve yeni kıyafetler giydirmişti. Annesi de onu sabah alacak, akşam tekrar bakım evine bırakacaktı. Ancak Mary bir daha geri dönmedi. Judith sadece cin alabilmek için çocuğunu öldürmüştü. Mary'yi daha önce boğmuş, ardından kıyafetlerini satarak alkol almıştı. Judith Defoe muhtemelen zihinsel olarak rahatsızdı. Ancak onun davası
olması kamuoyunda sansasyon yarattı. Çünkü bu durum ahlaki çöküntü ve alkolizme dair her şeyi özetliyor. Cin o günlerde şu an olduğundan iki kat daha sertti. Bazı üreticiler içkiye sülfürik asit dahi eklerdi. İngiltere'de cin salgını öyle bir boyuta ulaşmıştı ki her dört evden birinde cin damıtılmaya başlamıştı. Sonunda devlet sarhoş kesen halkına bu içkiyi tüketmelerini yasakladı. Ancak yasağı öğrenen halk kısa süre içinde isyan başlattı. İnsanlar cini seviyordu ve bırakmaya hiç niyetleri yoktu. Hükümet bir şekilde alkol tüketimini azaltmak istiyordu. Bu nedenle cin içenlere vergi üstüne vergi yükledi. Ancak insanlar vergiyi ödemedi. Bunun üzerine hükümet ruhsatsız cin üreten kişileri cezalandırmak için adeta seferberlik başlattı. Hükümetin muhbirleri her yerdeydi. Bu muhbirleri yakalamak ve cezalandırmak için halk arasında çeteler oluşturuyordu. Çeteler muhbirleri ya ölümüne dövüyor ya da para verip susturuyorlardı. Böylece kaosa rüşvetçi bir grup daha dahil olmuştu. Halk, hükümet ve muhbirler. Ne yazık ki tüm yasaklamalarda olduğu gibi cin yasağı da ters tepti. Alkol tüketmek her zamankinden daha popüler hale geldi. Hükümet düzenlemesiyle cin üretimi yer altına inmişti. Yasa dışı damıtılan cin genellikle çok daha sert ve zehirlenmeye neden oluyor. İnsanların ölmesi onların sarhoş olmasından daha büyük bir sorundu. Bu nedenle 1743 yılında cin yasası yürürlükten kaldırıldı ve serbest bırakıldı. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için YouTube kanalımıza abone olabilir, ekranda gördüğünüz Instagram ve Facebook adreslerinden bizi takip edip destekleyebilirsiniz.